Herkese merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün günlerden 3 Ocak, 3 Ocak değil mi? Evet, 3 Ocak 2022. Şimdi biraz kopuk bir blog hazırladım size. Çünkü şartlar onu gerektirdi, böyle olması gerekiyordu derken birleştirmeye çalıştım ve şimdi bir ön konuşma hazırladım size. Şimdi bundan sonra izleyecekleriniz yılbaşı gecesinde neler oldu? Yılbaşında olaylar çok farklı yöne geçti arkadaşlar. Bütün herkes Covid olduğundan dolayı maalesef kimse evimize gelemeyip ve biz rotamızı başka bir yöne çevirme durumuna kaldık. Bunlarla ilgili, yılbaşına hazırlıklarla ilgili bir video gelecek. Bir de bunun yanı sıra, yani siz o kesitleri sonrasında göreceksiniz. Bunun yanı sıra kargo açma. Bir tane çok güzel bir eşortman takımı aldım. Mutlaka bakın ona. Onu size göstereceğim. Ve şimdi hazır açılış yapmışken birkaç günden beri bayağı bir şey biriktirdim. Hem de bu videoda size bunu göstermek istedim arkadaşlar. Çünkü güzel şeyler alındı. Bunlardan bahsedeceğim. Şarjım umarım bitmeden bahsedebilirim diye düşünüyorum. Hemen hızlıca açayım ki siz de geri kalan kısmını. Ha bu arada şimdi şu kargoları açmadan önce yapmanız gereken bir işlemden bahsedeceğim. Tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Lütfen şurada bir yerde abone tuşu var. O abone tuşuna basın. Bir de şöyle bir el tuşu var, like. Lütfen bir de ona basın. Bunların hepsi ücretsiz arkadaşlar. Lütfen destek olmak istiyorsanız onlara basmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Önce Mudo'dan ben bir etek sipariş ettim. Bayağı bir indirim vardı. Şu an eğer ki stokları varsa size aşağı linkini bırakırım. Ya bu arada tabi bana nasıl olacak bilmiyorum. Hemen kahvemizden de içelim. Şuradan. Ya çok da tatlış bir şey ya. Ama bu bana olur mu ya? Olur. Ben böyle bir şey istedim arkadaşlar. Yani nasıl söyleyeyim, böyle triko. Çünkü bunların üzerine ben uzun kazak giymeye bayılıyorum. Bakalım. Ya bana olur yani. Genişleyen bir şey çünkü. Olur olur. Çünkü kaç beden almışım? 40 almışım yani. Kesinlikle olur diye düşünüyorum. Çok tatlış bir şey. Evet şimdi ikinci. Bir kitap sipariş etmiştim. O kitabı şimdi göstereceğim. Doğurganlığın sorumluluğunu üstlenmek. Ya bu arkadaşlar ben de polikistik over sendromu, yani over sendromu var. O yüzden biraz bununla ilgili işte nasıl söyleyeyim, bunu iyileştirici etkenleri barındıran bir kitapmış. Sizin de eğer böyle bir sorununuz varsa bunun linkini aşağı bırakırım mutlaka. Siz de belki okumak istersiniz. Bakalım bunda neler olacak. Belki ilerleyen zamanlarda bununla ilgili size videoda çekerim. Eğer isterseniz arkadaşlar. Hani ya benim vaktim yok. Bu kadar kitabı okuyamam. Ben okurum. O yüzden size aktarabilirim. Yorumlara yazabilirsiniz yani. Evet şimdi kendime Mango'dan ve Zara'dan bir iki bir şey aldım arkadaşlar. Onları göstereceğim size. Kendi yılbaşı hediyelerim. Nasıl? Şimdi Mango'dan bir tane kemer aldım arkadaşlar. Bunlarda indirim vardı. Şöyle bir tokası var. İnce. Biraz rugan gibi. Zaten görüyorsunuzdur şu an. Bir tane ince yapılı kemere ihtiyacım vardı. İşte kombin yaparken bazen böyle belden ceketleri bağlamak için ihtiyacım olan bir şeydi. Bir diğer Mango'dan aldığım, bunun renklerine bittim. Aslında biraz böyle yazlık bir şey ama indirimdeydi diye aldım açıkçası.
Çünkü bir daha alamayabiliriz böyle şeyler. Şöyle bir şey arkadaşlar. Renkleri çok tatlı. Bayıldım. Ve gerçekten çok şık duruyor. Bir ceketin içinde de giyilebilir bu arada. Hiçbir problem olmaz açıkçası. Zara'ya geçiyorum. Şimdi benim basic uzun kollu bir şeylere ihtiyacım vardı. Fakat uzun kollu basic tişörtleri ben yıkayınca bozulanlarına uyuz oluyorum arkadaşlar. O yüzden kaliteli bir şey almak istedim. Ve gerçekten paraya kıydım. Dedim ki bir tane al şöyle iyi al her ceketinin altına giy ve kurtul dedim yani. Bir tane şöyle basic. Bir tane tişört şöyle likralı mı? Likralı bu arada. Gerçekten üstte de çok zarif duruyor arkadaşlar. Şimdi bir diğer Zara. Triko elbise. Şimdi neden mesela bunu da çok beğendim ve fiyatı gerçekten yüksek. Halbuki Zara indirime girecek ama eminim ki bu ürün indirime girmez. Bu ürün de indirimine girmez. Bazı şeyleri var Zara'nın çünkü. Eski sezondan kalan ürünlerini indirime sokuyor. Bu beni çok rahatsız ediyor. Bunları da kaybetmek istemiyorum. Yani indirime girse bile umurumda değil, kaçırmak istemediğim ürünlerde. Çünkü bunlar yani şöyle uzun, bayağı uzun bu. Hayat kurtaran ürünler arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yılbaşı gününe döneceğiz. Başımıza neler geldi? Neler geldi? Şoke olacaksınız yani. O yüzden iyi seyirler diliyorum. Artık bir sonraki videoda görüşmek üzere de aynı zamanda da bir veda konuşması yapayım istiyorum. Ama lütfen abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Desteklerinize gerçekten ihtiyacım var. Sizleri benimle bu yolculuğa beraber çıkartmak istiyorum. Lütfen şimdi yılbaşı gecesi neler yaptığımıza bir bakalım. Başımıza gelenleri bir görün bakalım. Arkadaşlar Trendyol'dan inanılmaz güzel bir eşortman takımı sipariş ettim. David Gerenzo'nun aldım arkadaşlar. Ve rengi inanılmaz iddialı kırmızı. Ama böyle vişne çürüğü gibi. Wow. İnşallah bana olur. Şöyle bir detayı var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Buralarda böyle ho, hat falan filan yazıyor. Şuraların renkleri biraz daha farklı. Bu alt kısmı bu arada inşallah olur bana. Üst kısmına geliyorum. Üst kısmı da bu şekilde crop bir model arkadaşlar. Linkini size bırakırım. Kalitesi bu arada acayip iyi. Arkadaşlar bugün Carrefour'a gittim ben. Carrefour'da Paşa Bahçe'den iki tane ürün aldım. Yani Carrefour'un içinde satılan Paşa Bahçelerden. Şöyle bir tane şişe, cam şişe aldım. Böyle kapaklı. Bunlar çok hoşuma gidiyordu. İndirimdeydi bunlar arkadaşlar. Buna 21 lira verdim. Aslında buna biraz fazla verdim. Ama indirimli haliydi. Normalde 34'tü, 21'eymiş. Bir de şu ürünü var. Ben bu ürününü Paşa Bahçe'nin kendisine çok beğenmiştim. Bu çatal bıçaklık arkadaşlar. Ve bunun fiyatını söyleyeceğim size. Zaten tek bir tane kalmıştı. O da 14 liraydı. Hemen kaptım. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 31 Aralık 2021, bu yılın son günü. Artık bu yıldan kurtuluyoruz yani. Ah, inanılmaz mutluyum. İnşallah 2022 bize neşe, mutluluk, huzur ve en önemlisi de sağlık getirir diye düşünüyorum. Ve şu lanet olası pandemiden kurtulmak istiyorum. Bugün çok güzel bir yılbaşı masası hazırlayacağız arkadaşlar. Ben heyecanlıyım ama maalesef pandemiden dolayı arkadaşlarımızın çoğu gelemeyecek. Kuzenlerim olacak. Çünkü pandemiden dolayı haklı olarak herkes korkuyor. Biz de korkuyoruz sonuçta. Şimdi biz 3 tane bir önceki videoda da söylediğim gibi
3 tabak çeşidi yapacağız. İşte bir peynir tabağı, bir çikolataların olduğu bir tabak ve diğeri de meyve tabağı olacak arkadaşlar. Bunun yanı sıra kanepe yapmak istiyorum. Bir de şey yapacağım. Şimdi benim meşhur bir girit ezmesi tarifim var arkadaşlar. Onu yapacağım. Çünkü kıtır ekmekler aldım. Onların üstüne sürmek için. Biraz sosisimiz falan filan. Yani güzel bir masa kuracağız. En azından kendimizi mutlu edebilecek bir masamız olacak arkadaşlar. Motive olalım. Tamamen motive olmak istiyorum bugün. Yıla güzel girmek istiyorum. Ne kadar kötü şeyler yaşamış olsak da iyi girmek bizi rahatlatacağını düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi girit ezmemizi beraberce yapalım diyorum. Bunun için malzemelerimi çıkartıyorum. Öncelikle çıkartacağım malzeme lor peynirim. Sizde şey varsa onu kullanabilirsiniz. Normal feta cheese dediğimiz yani beyaz peynir, ezine peyniri de koyabilirsiniz. Sarımsak, dereotu ve birazcık da maydanoz koyacağız arkadaşlar. Bu arada umarım sesim güzel bir şekilde geliyordur diye düşünüyorum. Şimdi bunlardan robotumuzu alıp bir güzel hazırlayalım. Tamam, sizi buraya alayım. Evet, şimdi arkadaşlar şu mikserimi çıkarttım. Şöyle sizin de biraz görebileceğiniz bir yer ayarlamak istiyorum. Böyle daha iyi olabilir. Evet, şimdi şu borumuzu sarımsak. Zeytinyağı. Mükemmel. Arkadaşlar girit ezmemi bitirdim. Ben istiyorum ki şimdi şu peynir tabağını yapmak. Çünkü onu buzdolabına koyup bekletebilirim. Fakat işte çikolata tatlı tabağını ve diğerlerini biraz daha geç vakitte yapacağız. Ama içerideki süslemelerimiz olacak falan filan. Tamam mı arkadaşlar? Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar benim şöyle bir tahta, bunu Amerika'dan almıştım ben. Tahta, ağaç görünümünde bir peynir sunum tabağım var. Buna güzel bir peynir sunum hazırlayacağız. Malzemelerim şu aç bitirler var ya, sosisli yani salamlarda, hindilerde falan filan. Peynir çeşitlerimiz, bir de burada zeytinlerimiz var. Bunlarla güzel bir ambiyans yaratacağız arkadaşlar. Bir de kokteyl domatesimiz var. Şimdi bakın nasıl yapıyorum.
Ya arkadaşlar, bütün kuzenlerimiz Covid olduğundan dolayı maalesef bizim evdeki parti iptal oldu. Böylelikle biz de soluğu Bursa'da aldık. Bursa'da bir başka kuzenimin partisine katılma kararı aldık. Ve yaptığım bütün o peynir tabakları ıvır zıvırdı derken hepsini Bursa'ya götürüyorum şimdi. Hatta arabada da size göstereceğim. Gördüğünüz gibi yerde duran peynir tabağımız ve arkadakiler cipsler, çikolata tabakları. Bir de küçük bir valiz hazırladık kendimize. Dedik ki partiye Bursa'da devam edelim arkadaşlar. Şimdi Bursa yolundayız ve gidiyoruz partilemeye. Aşkım, sen de gidiyorsun.